Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tosta Kart'a banka hesabı olmadan nasıl doğrulanmış Tostalı olunur onu size göstereceğim. Bu arada bu yönteme geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bu yöntem mesela banka hesabınız olursa bile yani şöyle göstereyim. Bakın. Banka hesabınız olursa bile yani Tosta'da eğer 18 yaşınızın altındaysanız bakın göstereyim. Açılırsa göstereceğim. Biraz yavaş dostla. Bakın banka hesabımız olsa bile ben 18 yaşın altında olduğum için doğrulanmış olmuyorum. Sadece para gönderebilirsiniz 18 yaş altı. Onu söyleyeyim yani. Yani banka hesaplarım o kadar tosla da kayıtlı ama ben şu an normal toslalıyım. 1250 TL limiti var yani. Ama 18 yaş altına ne yarar sağlıyor 18 yaş altına? 18 yaş üstüne. Sadece para gönderme, para isteme özellikleri falan geliyor yani. Hani bunun için yapabilirsiniz bu banka hesabı doğrulamasını. Banka hesabı olmadan yapacağız. Banka hesabından yükle butonuna tıklıyoruz ilk önce. Burada bize bir IBAN numarası verecek. Bu IBAN numarasını kopyalayacağız ve diğer uygulamaya geçeceğiz. İki tane uygulama var. Birisi sosta birisi de göstereceğim bu uygulama. Buradan kopyaladık. Burada akbanklı mısın diyor. Yani akbanklıysanız buradan yapabilirsiniz. Şimdi videoya e, videoda yani diğer uygulamaya geçeceğim şimdi ben. Diğer uygulamadan devam edeyim. Arkadaşlar uygulamamızın ismi FastPay. FastPay karsız bir ödeme hizmeti. Banka hesabı olarak görev görecek bize. Banka hesabı gibi görünüyor. Ben size FastPay'i anlatayım. Kısacası FastPay ne oluyor? FastPay ile beraber mesela karsız bir şekilde A101'lerden burada gösteririz zaten A101'lerden Microsoft'dan, Macro Center, Carfusa, Char Market, Çağrım Market Burger King gibi firmalardan alışveriş alışveriş yapabileceğiniz Dükkanlardan karsız bir şekilde ödemeyi sağlıyor deniz banka ait olduğu için zaten güvenilir yani güvenilirlik konusunda en e, ufak bir kuşkunuz olmasın Denizbanka ait yani yani Denizbank bir banka 15 yaş üzeri herkes kayıt olabiliyor 15 yaş ve üzeri yani şimdi nasıl yapacağız buradan işlemlere tıklıyoruz buradan para göndere tıklıyoruz. Buradan hesaba para gönder diyoruz. Burada alıcının adı çıkıyor. Buraya Aköde yazıyoruz. Yazamadım. Aköde yazıyoruz. İleri diyoruz. Burada Ivan istiyor. Ivan numarasını yapıştırıyoruz. Buradan tutarı yazıyoruz. Buradan diğer diyoruz. Burada açıklama bir şey yazmanıza gerek yok. Ben random bir şey attım. Devam ediyorum. Burada işlem ücreti almayacak falan diyor. Evet bekliyorum. Bekliyorum ve evet. Şimdi buradan çarpıya basıyorum. Şimdi Tosya gelmesini de bekleyeceğim. Tosya'ya yaklaşık bir 5 dakika içinde falan gelir ama Denizbank olduğu için EFT oluyor. Onu söyleyeyim? Hazır Tosya'ya gelmişken de. bakalım gelmiş mi gelmemiş mi? Buradan döndürelim. Zaten para biraz geç geliyor. 5 dakika içinde geliyor zaten. Onu söyleyeyim. Eğer banka hesabınız varsa direkt yapabilirsiniz. Ya. Bu banka hesabı olmayanlar için geçerli. Ben banka hesabı olmayanlar için yapıyorum. Şimdi bir müddet bekleyelim zaten bakalım gelecek mi gelmeyecek mi diye. Ben video durduracağım arkadaşlar. Çünkü bu para bazen 10 dakikayı buluyor. Ben 10 dakika video uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar direkt para geldi bakın. Direkt para direkt geldi Denizbank'tan. Bir dakika bile sürmedi direkt geldi. Ben bir dakika iki dakika sonra videoyu başlattım ama geldi bildirimler kapalı olduğu için videodayken ee, bakamadım. Ondan sonra baktım direkt geldi. Yani daha doğrusu videoyu tekrar tekrar çekmeye çalıştım ana ekranda ama yani direkt geliyor gerçekten para. Şaşırdım gerçekten. 4, 4 lira falan yolladım da siz istediğiniz tutarı yollayın. Ama ilk güvenlik için yani size kalmış. ilk bir TL yollayın bir TL yollanıyorsa geri kalan parayı da yollayabilirsiniz. FESB'ye zaten para yüklemek yani para yüklemek falan kolay. Deniz Banka ATM'lerden yükleyebiliyorsunuz veya işte arkadaşınızdan isterseniz mesela bir TL'yi ya da papara kartınıza da yükleyebilirsiniz bir TL. Onu da söyleyeyim. Öyle oluyor. Diğer banka kartlarından olmuyor. Yani diğer ön ödemeli kartlardan olmuyor. Sadece papara oluyor. Diğer hiçbir olmuyor. Yani sormayın abi innal in oluyor mu? Pays al oluyor mu diye. Olmuyor arkadaşlar. Ben sizler için de dedim yani takipçilerim falan innal in kartı girerken Facebook'a para yüklüyor mu? Hayır yükleyemiyor. Onu da söyleyeyim önceden. 4 lira diye geldi. Bari 4 lira gelmişken de bakalım banka hesabıma çekelim ben de. Arkadaşlar ben tekrar bir deneyim. Şimdi banka hesabından da çekeyim. Onu da göstereyim yani size banka hesabından nasıl çekiliyor diye. Ama kendi banka hesabımız da olması gerekiyor. Oo daha bekliyorum da bekliyorum. Neyse. Şimdi açıldı. Tosla'nın biraz sistemi yavaş ama gerçekten. Yani bekliyor da bekletiyor insanı. Şimdi açılacak yani inşallah bugün. Benim internette de sıkıntı var ama Tosa da biraz yavaş. Buradan istediğiniz IBAN'ı seçebilirsiniz. Yani kendi banka hesabınız varsa tabii gidin de. Ben yine göstereyim. Yapı kredi. 4 TL evet yapı kredi mi Evet ben de yapı kredi gönderdim. Sizin göndermenize gerek yok. Siz dosya hesabınızdan kullanabilirsiniz. O paranızı artık ne kadar yüklemişseniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi. Yani arkadaşlar bu kadar kolay. Dosyaya para göndermek. Bu arada neden 7.80 Bir dakika. Evet evet 4 lira tam gitmiş. Denizbank'tan Bank'tan 39401105 burada da bir tane hesap numarası falan yazıyor galiba sanırsam. Önemli değil müşteri numarası olsa da olsun. Benim Denizbank hesabım vardı aslında ama Denizbank hesabımın müşteri numarası bu değil. Fark etmez yani benim için. Zaten Deniz Bank'ı kullanmıyorum ama kaliteli bir banka. Neden kullanmıyorum çünkü mobil bankaya açmış değiller bana. Ondan söyleyelim. Arkadaşlar böylece kolaylıkla yapabilirsiniz yani toslayı böyle onaylatabilirsiniz. Yani bayağı kolaydı. videomu bu kadar da görüşmek üzere.